öncelikle videoyu açtığın için teşekkür ederim. Daha önceki bölümleri kaçırdıysan ve merak ediyorsan, sırasıyla dizi kıvamında izlemek için oynatma listesinde her macerayı sırasına göre izleyebileceğini hatırlatmak isterim. Keyifli seyirler dilerim. Depresyon serumu. Benim buna ihtiyacım var. Uyutucu serum. Bu aklımda var. Burdur kent ormanı. Yani kamp kurabileceğim bir orman. Orada köylüler de söyledi. Kamp kurabilirsin orada dedi. 2 kilometre ötede dedi. Ama bir 3-4 kilometredir gidiyorum. Bir şey göremedim. Siz biliyor musunuz öyle bir yerler var mı? Valla kamp kurulan bir yer bilmiyorum da hani ormanlık kurlar. İleride piknik alanı var. Ha, o piknik alanı çok ileride mi? Peki. Yok, şuradan ama az... Yol düzleşmediğinde ben sağda göreceksin. Ha, şey yok değil mi? Yokuş yukarı gideceğim bir yol yok değil mi? Çok fazla değil. Şu gördüğümüz gibi bir çıkış. Kalbim olacak. Sıkışmaya başladı da. Bayılmam inşallah. Teşekkür ederim. Aklınızda olayım abi. Yolda bayılırsam falan diye. Olur mu? Teşekkürler. Görüşmek üzere. Polis kontrol ama polisler firar etmiş, yoklar. Dubaları koymuşlar böyle. Yemek molası vermişler herhalde biraz. Saat 2 ya, 2'ye 10 var. Egzoza bak. Boğdu bizi, boğdu. Boğdu, insan kalp krizi geçirme sebebi anasını satayım. Biraz daha su alacağım. Ulan full amortisör XC bisikleti de yol bisikletine çevirdik ya, tur bisikletine. Şuraya bak, yükten şeye geçilmiyor yani. Bir şey olacak gibi geliyor ama inşallah olmaz, bakalım. Dayanıyor yani, gidiyor gittiği yere kadar. Bakacağız artık. Yolda zaten artık yavaş yavaş yüklerim hafifleyecek. Yemekleri yiyince, tüketince. Aklıma geliyor. Eski iş yerinde çok sevdiğim birisi vardı, Çetin abi. İzliyorsan selamlar olsun sana Çetin abicim. O mesela bisikleti kullanırken değişik bir binişi vardı onun. Buraya gidona oturuyordu. Ters ters sürüyordu. Ayaklarıyla da pedalları ters ters çeviriyordu. Arkaya baka baka gidiyordu öyle. Yani buraya 80 kilonun üstünde 90-100 kilo gibi yani yapılı birisi, uzun boylu birisiydi. O buraya oturup sürebiliyorsa koy. Bu onların ağırlığı ne olacak? İnsan kalp krizi geçirme sebebi anasını satayım. Sonra bunların en fazla ağırlığı 30 kiloyu geçmiyordu şu an. Yani öyle düşünceler işte. Herhalde tamamlayabilirim yolculuğu diye tahmin ediyorum. Çetin abi. Senin bir kısmını ondan öğrenmişim. Öyle birisiydi. Her ne kadar konuşamıyor olsam da gönüllerimiz bir abi. İn suyu 13. Bu kamyonlar niye böyle tek tekerli emniyet şeridinden gitmeye çalışıyorlar ya? Ya varken şey bak, soldan iki araba aynı anda geçer, hala kaldırıma değdireceklerse tekerleği. O ne ya? Ya rüzgar niye karşılaşıyorsun? Bir kere de arkamızdan es be. Öf. Bir yandan eser, bir önden eser, bir ön çaprazdan eser. Bir arkadan esmedi gitti ya. Şuraya bak, 5.5'e gidiyorum. Yürüyerek zaten 4.5'la gidiyorum ya. Bisiklet iterek. Tutum dümdüz oldu ya. Bak bak, dibinden geçecek şimdi yine. İyi, biraz duyarlı vatandaşmış. Bu biraz sola kaydı. Bak diğer şeride girdi. Tebrik ettim onu. Teşekkür ettim ona.
Yolu neredeyse yarıladık. Yani sürtme, düşme sıfır. Hiçbir şey olmadı çantalara. Mis. Ama çok basit bir şekilde gidiyorum yani şu an. Langır lungur değil, dümdüz. En fazla 15'te falan gittim. Daha yoksa aşağı göremedim çok. Ha, ilk uzun yokuş yolumuza geldik. İlk yokuş aşağı uzun yola geldik. Bakalım kaç kilometre hızla denge bozulmaya başlayacak. Hız limitimi şimdi tanıyacağım. Rüzgar müsaade etmiyor ki hızlanalım. Bak sola falan itiyor ya şimdi. Biraz hızlanınca. 20'ye geldim. Ya hiçbir sıkıntı yok çantalarda şu an. Ama işte hızlıyken, viraj yatırırken bisiklete o zaman sıkıntı belli oluyor. Suyu mağarası sağda diyor, o da yok aşağı, güzel. Ay yok, burada hiç kasmayacağım, yürüyeceğim ya. Üf, her yerim ağrıyor zaten. Kondisyon sıfır. Bugün dinlenip kondisyonu oturtmam lazımdı aslında. Çünkü hep üst üste kendisi olduktan sonra ne zaman dinlenirsen doğru düzgün, o zaman gücün artar. Beslenmeyi evet evet. Kamyon kum mu taşıyor, harfiyat mı taşıyor, ne taşıyor belli değil. Üstü açık. Kumları döküle döküle gidiyor. Zaten yükünün yarısı havaya uçtu ya. Tüm kafama, gözüme, yüzüme kum uçuşup durdu o geçtiğinde. İyi ki binmeden gidiyormuşum burada. Isparta, Afyonkarahisar, Bucak, Antalya ve İnsuyu. Güzel tabelalar. Rüzgardan ilerleyemediğimiz yollar. Bariyerlere atılacak beni resmen ya rüzgar. Öyle şiddetli esiyor. Vallahi daha yakından çekmek isterdim ama uzakta biraz. Güzel bir yapıt var orada öyle hiçliğin ortasında. Dağların önünde. Önünden tren rayı, tren istasyonu zannettim. Tren rayı falan hiçbir şey geçmiyor. Görünür de yok, göremedim öyle bir şey. Bak esallıya esallıya gidiyor yükleri. Ve Burdur'dan çıkıyoruz. Artık Isparta'ya doğru yol alıyoruz. Ya şöyle emniyet şeridi olmayan yollardan nefret ediyorum. Lastik patlaması an meselesi oluyor. En sağ tarafta çünkü lastiği patlatmaya elverişli olan şeyler var. Çerçöpler var, kırıklar var, cam kırıkları. Maddeler var, maddeler. İnek taşıyorlar. Oy işte. Yolculuğun zorlu anlarından birisi işte. Tam karşıdan şiddetli rüzgar esiyor. Emniyet şeridi yok. 6 kilometre hızın üstüne çıkamıyorum. Ve işin kötüsü rüzgar sağ sol yapıyor karşıdan çaprazdan. Aptal oluyorum. Denge bozuluyor. Oğlum bu yokuşlar beni bitirdi lan. Biter miyim lan, şaka yaptım. Ay pardon, bak canlı olduğumun kanıtı. Selam. Ve yolculuk nereye? Antalya çok iyi. Ben de şimdi İnsuyu mağarasına gidiyorum. Oradan Eğirdir Gölü, sonra Antalya bende. Eğer vakit kalırsa da Fethiye'ye gideceğim inşallah. Nereden çıktınız yola? Kütahya. Kütahya, güzel. Süper. Ben de Kütahya'yı şeye gezdim. Frig Vadisi vardı orada. Oraya gezdim biraz. Yolumuzun üstünde olsa birlikte yol alsak hatta ne güzel olurdu da dinleniyorsunuz siz. Şimdi bir de Antalya'sın. Benim de şey yordu. Şu yokuşlar, bir de rüzgar geliyor ya, çok kötü. Rüzgar hiç sevmiyorum. Çadır kurduğum yerde geçen rüzgar çıktı. Çadır uçacak sanıyorum. Çok fena tribe sokuyor. Ama rahat, rahat gidersin böyle. Çok rahat yani. Bunda şey olucu, sele kırılacak diye korkuyorum ben. İnşallah kırılmaz. Görüşmek üzere, iyi yolculuklar. Bak yani yolculuk az yükle de olabiliyor tabii ama ben rahatına, konforuma düşkün adamım. Ama yol konforunu hiç düşünmüyorum. Bu çantaların ağırlığıyla. Onlar direkt buradan Antalya'ya gidiyormuş şimdi.
Antalya 125 kilometre yazıyor burada. Hiç durmadan tek gün gidecek olsan, sadece bir yerde konaklayarak gidecek olsan çok mantıklı. Ama ben geze geze dura dura gitmek istiyorum. Bilmiyorum gereksiz mi bu kadar alıyorum ama kullanıyorum hepsini yani yanıma aldıklarımı. Kullanmadığım bir şey olsa döndüğümde hani diyeceğim ki daha bunu almayacağım. Yok, sadece en fazla daha az elbiseyden yer avantaj sağlayabiliyorum. Daha az elbise alıp tişört, mişört daha çok yıkamak düşüyor onlara göre. O birkaç tane kurtulduğum tişörtümde bunların yanında pek bir hissetleri ağırlığı olmuyor yani. Hissetleri bir avantajı olmuyor yani. Onun için ondan da çok fazla feragat etmedim ben. Ya hero ya mero yaptım kanka. Ah canlar. Ya öyle değil ya hero mero dediysek. Lastiklere karşı değil. Ben de bisikletim tırayım. Sarım patladı lan. O neydi? Hey! Gerç bir sesti. Hele ki tam yanımdan geçiyorken duyacakmış. Ben bir şey oluyor deyip de bastım artık kameranın kayıt tuşuna. Dur. Baksana şuna. Yolun kenarındaki şu tıkırtı var ama. Çizginin yanındaki. Keşke her yolu bundan yapsalar. Sağ şeride, emniyet şeridine yanaşanlar için güzel uyarı. Kimse yanaşamaz yani. Emniyet şeridini geçemez kimse kolay kolay. Bir şey tın tın etti ha. Bardak çarptı. Lastiği. Geldik son 1 kilometreye. Ensuyu Mars'ın girişine geldik. Seni tekrar bağlayacağım dostum. Sakın kıpırdama. Gel buraya. Bir sinek. Ah ah gidiyor. Heh. Ay yanlış yaratmışım lan. Selden tutuyorum diye arkadaki çantalardan tuttuk ya. İyi olmuş ama dengeler ha. O geldiğim yerde bir tane gözleme evi gibi bir yer vardı. Onda da yine lavanta bahçesindeki kaldığım gibi ağaca çıkan bir tane ahşap merdivenli bir platform vardı. En olmadı buralarda atamazsam çadırı tarlalardan dolayı. Oraya soracağım, danışacağım. Orada gözleme yerim. Sonra derim ben burada çadır kursam, sabah çıksam problem olur mu size? Olmaz derse tamam, bu bardakla sorun var burada. Yanlış yere astık bunu ya. Şöyle yapalım ona. Şu kadarcık yer kaldı. Pedal çevirtmiyor. Rüzgar var, ne kadar bağlarsam şey olmuyor. Ben de onu kolay alabileyim oradan diye sıkı bağlamıyorum açıkçası. Ondan oluyor böyle. Rüzgar çok fazla. Ona her türlü çekiştiriyor. Sola kayıyorum rüzgardan ya. Ve geldik. Giriş ücreti ne acaba? Bir şey var mı? Güvenlik yok burada. Yerden çıkan sese bak ya. Ne enteresan. Bisikleti buraya bağlasam problem olur mu? Efendim? Teşekkür ederim, sağ olsun. Aşırı soğuk bir klima gibi esiyor.
Şuradan şöyle merdiven çıktık girdik. Üy, 1965 yazıyor. Hasta olurum ben böyle üstüme rüzgarlığı giymeliyim. Her gün üşüyor. Aşağısı biraz derin. Burası yani çok büyük abartma. Ooo şey ya. Şöyle göstereyim. Orada ucu açık yani tamam. Çok iyi. Buraya gelmiş kovaydın az önce. Ya geldi baba kaybolmadı. Elektrik tesisat, ampuller de kullanılmadı. Enteresan parlayan tuz gibi şeyler var. Bak şu mesela. Ama gölge yapıyorum. Ha, şöyle yukarıda. Vay be. Beni gören de hazine avına çıkmışım sana be. Sonunda sessizlik oldu. Karnıma çıkmış. Soğuk ya. Açıyı değiştirdim. Gece modunu bulamadım kamerada ya. Kek gibi hissettim kendimi. Giriş 50 liraydı bu arada. Öğrenci 30. Aa iki yere gidiyor. Dilek Gölü mü? Buradan su mu atmış? Tabii şu an su yok.
bilir vurup bırakmış gözüküyor ya. Ha, orada da karşıya geçiyor. İkinci kızı. Dediğim yani. Kırmızıkına su atıyormuş demek. Buraya girin. Valla insanlar bakmıyor şu anda. Vay estağfurullah. Aynen bütün imana geldim emin olsun. Yüksek ses olmaz. Buranın kendi sesi var. Gelin bakalım. Böyle kenara gel. Kızım şöyle kenara gel. Ağabey. Thank you.
Mağaradaki görsel güzelliklerin yanında ancak sessizlikte duyulabilecek o muhteşem su damlası sesini dinlemenizi öneriyoruz. Eli kurumuş burası. Üsküm arasındaki görsel güzelliklerin hatıraya dönüşmesi için çektiğimiz fotoğraf ekranındaki ilk bakışta tatlayamayız. Ama dikkatle bakarsınız görebileceğiniz damla tanelerini sayınmanızı damla tanelerini sayın diyor fotoğrafta. Ne sayacağım ben? Üsküm arasını görmüş olmak için değil, zevk ve tat almak amacıyla gezmenizi diliyoruz. Biz hazine aramak amacıyla da geçiyoruz. Antalya'nın güneşinden bunalanları serinlemek için İnsuyu mağarasına davet ediyoruz. Vallahi çok sevindim. Mağarayı nasıl keşfediyor? İşte düşsen keşfedenleri ilk keşfettiklerindeki hissiyatı. Kaybolur içinde neredeyse insan. Her yerde bir delik var, her yere bir oyuk var, her yere bir giriş var. Zaten bandın dışına çıkmayın diyor her yerde yazıda. Yasaklamışlar onu. Bu alana girmenin de yasak olup da buraya da böyle şeyler yapmaları da değişik valla. Sert ama dökülüyor dokunucu. Burası böyle gidiyor ama artık oraya bizi gezmeye açmamışlar. Dağcılar mağcılar gitmiştir mutlaka. Mağara keşifçileri.